İşte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Biz şimdi bu konuyu Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mustafa Bey. Öncelikle sanıyorum şu soruyu sormak gerekiyor. 30 yaş ve 30 bin lira ücret diye açıkladı Başbakan Erdoğan. Yaş ve ücret konusu beklentileri karşılar mı sizce? Ücret beklenenin biraz üstünde gibi görünüyor. Yaş sınırı da beklenenin biraz üstünde gibi görünüyor. Son günlerde işte 27-28 yaş gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Bunun için o yaşlarda yani 30 yaşından gün almamış olanlar için bir hayal kırıklığı olabilir. Tam böyle kritik noktada bilhassa birkaç ayla, birkaç günle, birkaç haftayla bu imkanı kaçıranlar çok üzüleceklerdir. Ama rakamı çok önemsemeyeceklerdir. Beklenenin üstünde bile olsa insanlar 30 bin lirayı vermeyi göze alacaklardır. Hele 21 günlük eğitimden de muaf tutuluyor olmaları onlar açısından önemli bir kazanım. 30 bin lirayı göze alacaklardır. Yani hem hayatlarına verecekleri 21 günlük bile olsa bir arayı vermemiş olacaklar. Kariyerlerine, işlerine, hayatlarına devam edecekler. Bu açıdan baktığınızda rakam 30 bin rakam biraz beklenenin üstünde gibi görünse bile onu hafifletici çok önemli bir artı sağlanmış oldu. 21 günlük eğitimden, temel eğitimden muaf olmaları o fazlalığı tolere edecektir diye düşünüyorum. Evet, tabii bu bahsettiğimiz konu askere gidecek olanlar açısından bir değerlendirme. Bir de tabii bunun Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bir değerlendirmesi var. Şüphesiz bunlar günlerdir tartışılıyor. Ben özellikle şunu sormak istiyorum size. Bu işte sizin de az önce bahsettiğiniz temel eğitimin verilmemesi. Yani o 21 günde askere gidilmeyecek olmasının da yanılmıyorsam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir katkısı olacak maddi yönden. Tabii ki yani o 21 günde asker yetiştirmek mümkün değil. Sadece bir anlamda bir angarya yükleniyordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir prosedürü tamamlamış oluyorlardı. Çünkü 21 gün sağ dön sola dönü ancak insanlar ya öğrenebiliyordu ya da öğrenemiyordu. O şey Türk Silahlı Kuvvetleri açısından şey değildi. Hani tercih edilen, istenen durum değildi diye düşünüyorum ben. Evet. Peki Başbakan'ın açıklamalarında bir şey daha tabii göze çarpıyor. Özellikle şehit ailelerine ve yakınlarına dağıtılacağı bu paranın öncelikli olarak ve işte gideceği yerleri de tek tek açıkladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani o dağıtılacaktan ziyade bir fon olarak kullanılıp güvenlik personelinden şehit olanlar, gaziler ve hatta görevde olanların ve onların ailelerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Bu da tabii ki önemli bir ihtiyaçtı ve kanayan bir yaraydı. Yani insanlar askere gidiyorlar, geride insanlar bırakıyorlar, şehit oluyorlar, gazi oluyorlar. Devlet bunlara belirli şeyler, imkanlar sağlıyor, belirli haklar tanıyor. Bu ama bunun daha böyle hem bu imkanın artırılmış olması hem bunun kaynağının belirlenmiş olması inşallah prosedürü de net bir biçimde ortaya konursa askere giden, askerde şehit olan, gazi olan hayatının en azından belirli bir noktadan sonra sakat olarak yaşamak zorunda kalan insanlar için iyi bir garanti olacak. İyi bir hayatını en azından askeri şartlarda sürdürme sigortası olacak. Yani bugüne kadar bedelliden gelen şeyler genelde bütçe açıklarına ya da işte hükümetlerin çeşitli ihtiyaçlarına bir anlamda beceriksizliklerinden kaynaklanan ihtiyaçlarına harcandı. Bugün askerlikle ilgili, güvenlikle ilgili ve bunun da insani boyutuyla ilgili bir açığı kapatmak için kullanılacak olması da bence önemli ve güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu'yla bedelli askerliği konuştuk.